Heh, anne, taksi hazır. Heh. Bu sefer irat etmeye yürümeyeceksin, taksiyle gideceğiz. Tamam, peki. Gel, ben de yardım edeyim. Tamam canım. Aa! Kaçırdın mı yoksa eğlenceyi? Bak Ceyda, bir türlü anlamak istemiyorsun ama bu iş bitti. Biz kazandık. Ve sen bu mekana giremezsin. Şimdi defol git buradan. Daha hisselerimi satın almadın ama. Bilir kişi değerini belirlediği zaman zaten bu iş bitecek. Merak etme. Ama o zamana kadar bu mekana giremezsin. Bak zaten sinirlerim tepemde. Ne olur beni zorlama. Yavrum, onun istediği bu zaten. Yapma sen onu. Bence de sen anneni dinle. Uyma sen bana. Yapma. Zaten ben kalıcı değilim. Yani kazandığını duydum, kutlamaya geldim hepsi. Senin kutlamanı isteyen yok. Defol git dedim. Yani Sinan, sen burada çok sinirlisin. Neyin var? Aa, yoksa ev meselesini mi öğrendin? Sen ne kadar karanlık ruhlu bir insansın yahu. Ne diyor anne bu ev falan? Ay yani ben çok özür dilerim gerçekten. Ben sürprizi kaçırmak istemedim ama haberin vardır diye düşünüyordum. Anne ne diyor bu? Evladım ben parayı çaldırdım. İpotek parasını. Sana söyleyemedim yavrum. Ağzının tadını bu gece bozmak istemedim. Ne yapayım? Günün geçmişti zaten. Yani annen kısaca şunu söylemek istiyor. Ev satışta ve ben talibim. Sinan, abi sen sakin ol. Bütün yapmak istediği bu gece gece delirteceksin. Sakin ol. Evet yani bir yandan burası, bir yandan ev. Bir yanda rahmetli baban, bir yanda sokakta kalacak olan annen. Hangisini seçeceksin Sinan? Hangisini kurtarmaya gücün yetecek? Tamam. Oğlum bırak. Seni ben öldürürüm biliyor musun? Anne, tamam anne. Artık uğraşma bizimle. Defol git buradan. Siz hepiniz delirmişsiniz. Ama ben sizden korkmuyorum. Ama korkman gerek. Abi Melia teyzeyi gönderinceye kadar akla karayı seçtim ya. Ceyda'ya ne biçim yükseldin oğlum ya? Kadında zaten tansiyon var, şeker var. Allah korusun. Sen beni dinliyor musun? Ya şu açık sözlülüğüne hastayım gerçekten. Bir de ev işi çıktı şimdi değil mi? Ya sorma abi. Bir de o çıktı. Önce ev. Önce evi halletmem lazım. Dükkanın acelesi yok, onu daha sonra düşünürüz. Şimdi elimdeki parayla yarın evi halletsem... Ben bu saatte nereden papatya bulabilirim? Papatya mı? Evet, papatya. Ne yapacaksın oğlum papatyayı? Abi önemli işte, söyle. Ya şu Taksim meydanda falan çiçekçilerde vardır. Ha tamam, hadi kalk kapatmadan yetişin. Sen bir dur dur. Sen Pelin'e mi gideceksin bu saatte? Evet abi, Pelin'e gideceğim. Abi bakma öyle, barışmadan uyuyamam. Ya o kadar kötüyüm ki düşündükçe içim acıyor resmen. Hadi. Şu yakanı düzelt. Abi dalga geçme hadi ya. Oo. Bak burayı da çok övdülerdi. Sevabına gibi de ucuz yapıyorlarmış. Ha, başarı oranı da çok yüksekmiş, %80. Ama biz o geride kalan %20'nin içindeyiz Necip'im. Yine moralimizi mi bozalım? Ya sen böyle söyleyince çok canım sıkılıyor. İçim parçalıyor yeminle. Ya sadece o da değil. Evin ipoteği var, dükkanın borcu var. Bize daha bir sürü para lazım.
Ne olup ne biteceğimiz belli değil. Senin derdin para olsun. Ben her şeyi hesapladım. Kocan yeni bir iş buldu. Necip, senin bir işin var zaten. Manavda çalışıyorsun güzel güzel. Ne olur yeni iş falan çıkartma. Yani oradan kazandığımız 3 kuruş neyimize yetecek? Sen merak etme. Bıraktım gitti. Ben bu iş daha havalı. Necip, yine öyle 3 kağıtlı işlere girdin falan deme. Ne olursun ya. Zaten battık, daha fazla batamayız. Ne işiymiş bu? Ya sen bana güven. Korkma. Alnımızın akıyla tertemiz kazanacağız paramızı. Cidden her şey kafada. Hem görünce sen de hak vereceksin. Ben deli kişiyim.